Zeyniler Haziresi, Zeyniler Kabristanı. 1957 yazılı bir tarih var. Klasik artık Türkiye hastalığı diyeyim artık. Her çeşmenin başında araç yıkamak yasaktır yazılı bir ibare bulunmalı. Burada da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme ve... Burası Molla Hayali Hazretlerimizin kabri. Molla Hayali Hazretlerinin hayal edilmesinin iki tane rivayeti var. Birisi çok cılız olduğu için, böyle hayal meyal ayakta zor durduğu için az yemek yediğinden dolayı o yüzden hayali diye söylendi. Hayali mi hayali mi? Hayali. Yani hırıldatarak. Bir de Uludağ'da bir tercüme yazıyor. O yazdığı kitabı Bursa'ya geldiğinde tercüme edemiyor, okuyamıyor. Diyor ki hayalinin hayali, hayaliye hayal oldu diyor. Hayalinin hayali, hayaliye hayal oldu diyor. Kendi tercüme ettiği kitabı okuyamadığı için. Şerh ettiği kitabı okuyamıyor. Evet, anladım. Asıl adı Ahmet bin Musa Rumi lakablı. Asıl adı Ahmet bin Musa Rumi olup lakabı Şemseddin'dir. Şiirlerde hayali mahlasını kullandığı için Molla Hayali diye meşhur olmuştur. Hanefi mezhebinin alim ve velilerinden olup Fatih Sultan Mehmet Han devrinde yaşayan Molla Hayali henüz 33 yaşındayken vefat etmiştir. İlk tahsilini kadı olan babasından aldıktan sonra Bursa Sultaniyesi denilen Yeşil Medrese'de müderris Sıdır Bey'den icazet almış ve devamını okuyamadan benim devam etmem gerekti. Burası da Hayali, Molla Hayali Mescidi. Burada meftun bulunan zatların isimleri şu şekilde. Ben en üstten 3 tanesini okuyayım. Derviş Mehmet İbni bin Hızır Şah, Şeyh Mehmet bin Abdullah ve Molla Hüseyin olarak 3 tanesini en üstten izahatını yapayım. Her yerde olduğu gibi, Bursa'nın her yerinde olduğu gibi bu ağaçlar var. Selamün aleyküm ya ehl-i kubur. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Ben de yapacağım. Tam Molla Hüsrev Hazretleri'nin kalbi şerifi. Diğer müftün bulunan zatlar, türbeleri, kabirleri. Burada Molla Hüseyin Hazretleri'nin kitabesi mevcut. Bunların artlarında yazıyor mu? Orta hepsi düz. Burada bir şey daha var ama. Burada işleme var. Artta hiç yazmıyor, bir şey yazmıyor. Bunlarda işleme var ama bunlarda bir şey yok. Burada. Molla Hüsrev Hazretleri vefatı 1480. Molla Hüsrev Hazretleri hep anlatıyorlar. Osmanlı camilerinin önde gelenlerinden olup asıl adı Mehmet bin Feramuz bin Ali'dir. Sivas ile Tokat arasındaki Kargun köyünde doğdu ve Türkmenlerin birçok koluna mensup Varsak boyundan olduğu anlaşılmaktadır. Müderrislik, kazaskerlik ve Şeyhülislamlık görevlerinde bulunan Molla Hüsrev'in doğum tarihi belli değildir. 1480 yılında vefat etmiştir. Küçük
küçük yaştayken babasını kaybettiğinden Osmanlı emiri olan eniştesi Hüsrev Bey'in himayesinde eğitimini tamamladığından Hüsrev Kaynı ile çağrılırdı. Daha sonra da Molla Hüsrev adıyla meşhur olmuştur. Saadettin Taftazani öğrencilerinden Mevlana Burhanettin Haydar el Herevi'den ve Molla Fenari'nin çocuklarından Yusuf bir Vali Efendi'den ders almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra ilk olarak Edirne'de Şah Melek Medresesi'nde, daha sonra da 2. Murad'ın Edirne'deki Halebiye Medresesi'nde müderrislik yapan Molla Hüsrev, 1444 yılında kazasker olarak atanmış, 1446 yılında Edirne kadısı olmuştur. Sultan 2. Mehmed'i İstanbul'un fethi için teşvik eden devlet adamları arasında Molla Hüsrev de bulunmaktaydı. Bu yüzden Fatih'in nezdinde büyük itibara sahipti. Fetih ile birlikte Ayasofya Medresesi'ne ilk müderrislik görevi kendisine verilmiştir. 1455 yılında Bursa kadısı olarak gördüğümüz Molla Hüsrev, 1459 yılında İstanbul kadısı Hızır Bey'in vefatı üzerine yerine İstanbul kadısı olmuş. Ayrıca Eyüp, Galata ve Üsküdar kadılıklarında kendisine bağlanmıştır. Molla Hüsrev Ayasofya'ya geldiğinde bütün cemaat ayağa kalkar ve kendisine saygı gösterirdi. Bu durumu gören Fatih Sultan Mehmet, zamanımızın Ebu Hanife'si Molla Hüsrev'dir diyerek iltifatlarda bulunmuştur. 1462 yılında bir davette ortaya çıkan protokol kriziyle Fatih'e gücenen Molla Hüsrev İstanbul'u terk ederek Bursa'ya geldi ve Zeyniler'de bir medrese inşa ettirip dersler vermeye başladı. 1469 yılına kadar 7 sene boyunca Bursa'da kaldıktan sonra Fatih'in daveti üzerine yeniden İstanbul'a dönen Molla Hüsrev Şeyhülislamlık makamına tayin edilmiş ve 1480 yılında vefatına kadar bu görevde kalmıştır. Cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındıktan sonra Bursa'ya nakledilerek Zeyniler'deki medresesinin haziresine defnedilmiştir. Orta boylu, uzun sakallı, heybetli, diyanetperver ve mütevazı bir kişiliği vardı. Başına İmam-ı Azam tacı gibi küçük bir sarığı giyerdi. Konağında birçok hizmetçisi bulunmasına rağmen odasını kendisi süpürür ve temizler, kandilini de kendisi yakardı. İstanbul'un Vefa semtinde bir cami yaptırmış olan Molla Hüsrev, hukuk ve fıkıh alimi olduğu gibi iyi de bir şairdi. Türkçe ve Arapça şiirler yazmıştır. Medreselerde okutulan 12 kitap kaleme almışsa da en meşhuru Fatih'e takdim ettiği Dürer ve Gürer adlı eserleridir.